arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimiz iki renkten oluşmakta ve her rengi iki sıra örerek modelimizi arada da görmüş olduğunuz gibi bu ilmeklerimizi uzatarak örüp tamamlıyoruz. Şöyle baktığımız zaman arkasında da ilmeklerimizi bu şekilde görmekteyiz. Evet modelimiz 4 ve katlarından oluşmakta birer de kenar ilmeği ilave ediyoruz. Kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Evet e, ilmeklerimi toparladım. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane ilmeğimiz var. Ve 3 numaralı şişime taktım. Her ikisinin üzerinden ilmeklerimi toparlamıştım. Çıkarıyorum ve ilk sıramızı örmeye başlıyoruz. İlk sıramı düz olarak örüyorum. Birinci ilmeğimi örerek başlıyorum. İlk sıra olduğu için şişten çıkarıyorum. Düzümü örüyorum. Her sırayı her rengimizi iki sıra örerek modelimizi tamamlıyoruz. Birinci sıramızı düz örelim. Sıra sonuna kadar örerek geldim. Arkayı çeviriyorum ve ters yönde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. bir modelimizin ikinci sırası bir sıra düz bir sıra ters ördüm. Ve mor rengimle sırasını tamamladım. Bütün ilmeklerimi bitirdikten sonra ikinci rengim olan daha açık renkteki ipimi hemen bağlıyorum. Evet ikinci rengimi bağladım ve ilk sıramızı renk değiştirdiğimiz için ilk ilmeğimizi örüyorum. İki ilmeğimi atladıktan sonra bakınız aradan bir ve ikinci ikinci araya girerek ipimi alıyorum ve bir tane ilmeğimi çıkarıyorum. Sonrasında atlamış olduğum iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir, iki, üç ve dört. 4 tane ilmeğimi ördüm. ikinci aradan girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Şöyle uzatıyorum ve örmüyorum. Atladığım 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4. Toplamda 4 tane ilmeğimi örüyorum. 2 tane ilmeğimi örmeden altına bakınız. Şöyle araya giriyorum. ikinci aradan ilmeğimi çıkarıyorum. Sonrasında 4 tane ilmeğimi örüyorum. 2 atladım ve 2 de daha sonra gelen düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4. Tekrar aynı işlemimizi yapıyoruz. 2 tane ilmeğimi örmüyorum. Alttan şu şekilde ilmeğimi çıkarıyorum. Sonrasında 1 2 3 Dört tane düzümü örüyorum. Son kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şöyle görelim. Bakınız yapmış olduğumuz işlemimizi hatırlayalım. Tekrar bir tane ilmeğimizi düz ördüm. İki tane ilmeğimi örmeden iki alttan uzun bir ilmek çıkardım. Ve atladığım iki ilmeği ve yanına iki tane ilmek ilave ederek dört tane düzümü ördüm. İki tane ilmeğimi morumu örmedim. Araya girerek bir tane ilmeğimi uzattım. Örmediğim iki ilmeğimi ve arkasından gelen diğer ilmeklerimi örerek toplamda dört tane ilmeğimi düz ördüm. Ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar örerek tamamladım. Şimdi arka yönü çeviriyorum. Arka yönde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ters olarak ilmeklerimi örüyorum. Aradan çıkardığım ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. 4 tane tersimi örüyorum. Örgümüzün arka yönünde aradan geçirdiğim ilmeğimi şişime örmeden geçiriyorum. 1 2 3 ve 4. Aradan çıkardığımız ilmeğimizi bakınız örmeden şişimize takıyorum. Tekrar 1 2 3 ve 4. Aradan çıkardığım ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. Son ilmeğimi örüyorum. Her rengimizi ikişer sıra örüyoruz. Bakınız iki sıra bu rengimi örerek tamamladım. Şimdi biraz daha koyu olan moruma geldim. Renk değişimlerinde ilk ilmeğimizi mutlaka örelim. Birinci ilmeğimi ördüm. Uzattığım ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. Arkasından gelen 4 tane 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakınız buradaki uzattığımız ilmeği aradan çıkardığımız ilmeği örmedik şimdi örmüş olduğum 4 ilmeğin üzerinden geçiriyorum şöyle Evet dördünün üzerinden geçirdim ve tekrar aradan çıkardığım ilmeği örmeden alıyorum 1 2 3 4 tane ilmeğim örüyorum örmüş olduğum ilmeklerin üzerinden geçiriyorum Bakın şu şekilde Tekrar aradan çıkardığım ilmeğimi şişimi örmeden geçiriyorum. 1 2 3 4 düzümü örüyorum. İlmeğimi 4 ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Örmeden diğer şişime takıyorum. 4 düzümü örüyorum. 2 3 4 ve buradaki aradan çıkardığım ilmeğimi dördünün üzerinden geçiriyorum ve son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şöyle görelim. Bakınız, aradan çıkardığımız ilmeklerimizi bu şekilde düzlerimizin üzerinden geçirerek modelimizi kurdum. Hemen şimdi arkayı çeviriyorum. Koyumorumuzu tamamen ters olarak örüyoruz. Herhangi bir işlem yapmıyorum ikinci sırada. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum ve bu rengimizin ikinci sırasında bu şekilde tamamladık. Bu kaydırma yaparak örüyoruz. Hep aynı yerde aşmıyoruz. O yüzden ilk ilmeğimi renk değiştirdiğim için yine örüyorum. Arkasından iki tane ilmeğimi de örüyorum. Modelimizi kaydırıyoruz. Bakınız iki tane ilmeğimi ördükten sonra iki ilmeğimi örmüyorum aradan bakınız. Buradaki aramızı belirlemek için her ikisini şöyle tuttuğumuz zaman bakınız, arasına gelen yerden yeni ilmeğimizi çıkarıyoruz bakınız. Her iki grubun birleşme yeri yeni modelimiz için alınacak bölüm. Hemen 1 ve 2'nin altından giriyorum. İlmeğimi uzatıyorum ve aradan dört tane ilmeğimi örüyorum. Önce iki atladığımı. 1 2 3 ve 4. 4 ilmeğimi ördükten sonra bakınız iki tane modelimizin birleşme noktası şu kısım hemen ikinci alttan giriyorum bir tane ilmeğimi uzatıyorum ve 4 ilmeğimi örüyorum 2 3 4 modelimizi kaydırıyoruz yeniden şöyle görelim alttan giriyorum uzatıyorum 3 ve 4 4 tane ilmeğimi ördüm. Şöyle görelim bakınız. Ve kalan ilmeklerimi de uzatmadan örüyorum. Modelimin arkasını çeviriyorum. Uzattığım ilmekler dışında bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Aradan çıkardığım ilmeğimizi örmüyorum. Bakınız hemen bir tane ilmeğim kaldı. Boş alıyorum. Örmeden alıyorum. Örmeden alıyorum, uzattığım ilmeğimi ve kenardaki ilmeklerimi örüyorum. İki sıramızı bu şekilde ilmek çıkararak tamamladım. Şimdi uzatma sıramız örelim. Örgümüzün düz yönündeyiz. Hemen örmeye başlıyorum. Birinci ilmeğimi renk değiştirdiğim için örüyorum. iki ilmeğimi örüyorum. Diğer ilmeğim örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4. Kendisinden sonra ördüğüm 4 ilmeği tepesinden aktarıyorum. Örmeden şişime geçiriyorum. Kendisinden sonra 4 ilmeğimi örüyorum. Ve 4 tepesinden geçiriyorum. Ve bakınız modelimizi kaydırdık. Şu şekilde. Ve devam ediyorum örmeden alıyorum 4 tane düzümü örüyorum 2 3 4 ve 4 ilmeğimin tepesinden aşırıyorum kenar ilmeklerimi düz olarak örüyorum bir bakınız modelimizi kaydırma yöntemiyle bu şekilde örerek devam ettiriyoruz arkasından ise bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim Ve sıramızda yine birinci sıradaki kurduğumuz şekliyle kurmaya başlıyoruz. Bakınız birinci sırada hemen bir tane boş almıştık. E, renk değişikliği olduğu için örmüştük. İki ilmeğimizin arasından yani şuradan hemen dibe girerek ilmeğimizi uzatmıştık. Sonrasında bu ilmeklerimize dahil olarak 4 tane ilmeğimizi ördük bakınız tam şu kısımdan yeniden modelimizi çıkaracağız şöyle yapalım birlikte bakın birinci ilmeğimi renk değiştirdiğim için örüyorum 2 tane ilmeğimin altında giriyorum ve uzatıyorum başlıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane ilmeğimi ördüm 2 tane atlıyorum altından giriyorum. Bakın şöyle birleşme yerleri lütfen kafamız karışmasın. Şu şekilde tuttuğumuz zaman hemen buradan alırsak çıkarırsak modelimizin kurulumu bozulur. Şöyle yaptığımız zaman bakın her birleşme yeri modelimizin yeni çıkaracağımız ilmek, ilmeğin yeri. Bakın hemen buradan alacak olursak modelimiz hata olacak. İki tane örmeyeceğiz. Dört ördükten sonra iki örmüyoruz. Her iki rengimizin birleşim yerinden girerek şu şekilde bir ilmeğimi çıkarıyorum ve iki ilmeğimi de örerek başlıyorum. 3 ve 4. Bakınız iki tane ilmeğimin tam arasından şu uzatmış olduğumuz iplerimizin birleşme noktası oluyor. Hemen çıkarıyorum. 1 2 3 ve 4. İki ilmeğimizin sonrasındaki iki alt sıradan tekrar çıkarıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, bir de son kenar ilmeğimizi örüyorum ve modelimizi yeniden kaydırarak yerleştirdik. Şu şekilde bakınız. Şöyle tuttuğumuz zaman yeni ilmeğimizin çıkacağı yeri göstermekte. Evet modelimizi bu şekilde örerek istediğimiz kadar büyütelim. Bu şekilde bir çalışmamızın sonuna geldik. Umarım çalışmamız faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.